Altıgenden oluşan motifimizi 2 adet olacak şekilde 21 sıra örüp hazırladık. 2 adet bu şekilde. Şimdi burada katlamayı tarif edeceğiz. Burada bizim kol altı dediğimiz noktamız var. Trabzan sıralarında, sadece trabzan sırasında eksiltme yapmıştık. Ve bizim burası başlangıç ve bitiş noktamız. Burası kol altı olacak kısım. Şimdi bu noktadan, ipimizin olduğu noktadan, ben ipimi de kesmedim henüz. İki ayrı yumaktan devam ediyorum bu iki parçayı da. Şimdi burada düz kısmı dışa gelecek şekilde bu ucu şöyle iki zincirlik noktalardan tutuyorum. Ve ikiye katlıyorum. İki zincirlik noktalar birbirine bakıyor. Ve burada şu şekilde katladığımda sağ kolumuz oluşmuş oluyor. Bakın bu sağ kısmı ceketimizin. Bu şekilde katladık. İki parçayı da yakınlaştırdığımızda hemen ceket formu oluşmuş oluyor. Burada ben 21 sıra ördüm. Bunu kızım için hazırlıyorum ama sizler bir yetişkin için yapacaksanız ve spagetti yarnı soft cake ipini kullanıyorsanız bu 21 sıradan daha fazla olacaktır. Burada başlangıçta da söylediğim gibi ipin inceliği, kalınlığı çok önemli. Sıra sayısını mutlaka etkileyecektir. Şimdi burada biz iki parçamızı bu şekilde koyduktan sonra burada sırt ve etek kısmını örmeye geçeceğiz artık. Burada şu kısımdan başlayacağız. Ve etek kısmı. Sırtını ve etek kısmını öreceğiz. Yani L şeklinde örme yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu iki parçada da ayrı ayrı şekilde öreceğiz. Ben iki adet ip kullanmıştım. Şöyle iplerimi de göstereyim. Bu şekilde. Bu renkler de çok güzel. Şimdi burada iki parçama da aynı şekilde sırt kısmından başlayacağım. Yine bir sıra kutu, bir sıra trabzan öreceğiz. Bunu hemen nasıl yapacağız? Birlikte örelim. Şöyle birini kenara alalım. Tığımızı alıp başlayalım. Burada, burası kol kısmı. Burası ise sırt kısmı. Şimdi burada ipimi koparmam gerekiyor. Burada bir zincir çekelim. Çekmişiz. Zincirden sonra ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Ve tığımızdan çıkardık. Burası sağ kolumuzun sağ parçası, yani hırkamızın sağ kısmı. Şimdi burada başlarken kutu sırasını tersten öreceğiz. Trabzan sırasını düzden öreceğiz. Yani yine ceketimizin formunu bozmamış olacağız. Burada kutu sırasını örerken içeri kısımdan başlayacağız. Yani şöyle sırt kısımdan başlayacağız ve etek kısmını öreceğiz. Şöyle açtığımda daha net anlaşılacak. Buradan başlıyoruz. Kutularımızı öreceğiz. Ve etek kısmı. Bakın bir L. Sırt ve etek. Sırt ve etek kısmını öreceğiz. Hemen şu köşeden yine aynı iple, aynı yumakla devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum bu noktada. Bir zincir çektikten sonra parçamı alıyorum. İki zincirlik boşluğa, iki zincirlik boşluğa batıp ilmeğimden kaydırıyorum. Ve burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektikten sonra şöyle gelen ilk trabzana batıp ikili trabzan örüyorum. Yine aynı mantık. İlk kutumu oluşturdum. Bir zincir tığımın başına doladım. Bir trabzan bırakıp, bakın başlarken bu iki zincirlik boşluğa batıp başladık köşede. Dört zincir çekip gelen ilk trabzana battım. Şimdi bir zincir çekip tığımın başına doladım. Bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan örüyorum. Bir zincir doladım. Bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan örüyorum. Şimdi kutu sıramı bu şekilde devam ettireceğim. Burada ben trabzanla bitirdiğim için 21 sıra ördüm. 21. sıra trabzan sırasına denk geldi. Sizde bu kutu olabilir. Eğer trabzanla başlayacaksanız sırt ve etek kısmına düz kısmından başlamanız gerekecektir. Şimdi burada kutularımı yaparak ilerleyeceğim. Sanki diğer sıralarımı örüyormuşum gibi aynen devam edeceğim. Burada ta ki köşede yine aynı artırmayı yapacağım. Buradaki etek kısmının diğer ucuna kadar öreceğim. Sonrasında trabzan sırasına birlikte
dönüş yapalım. Evet, burada sırt kısmından başladık. Kutularımızı ördük. Burada sadece bir köşe artırma yaptık. Burası sadece etek kısmı. Şimdi etek kısmından döneceğiz. Bir zincirimizi çektik. Bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan örüyoruz. Burada bir tane zincir çekiyoruz. İki zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Dönüşü bu şekilde yapacağız. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. 3 zincirden sonra doladık. Buradaki ördüğümüz trabzan, 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. İkisi üst üste geliyor. Şimdi bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan, tığımızın başına doladık. Geldik buradaki trabzana, ikili trabzan. Anlaşılması için bu şekilde yakın göstermeye çalışıyorum. Bir zincirlik boşluğa tekrar ikili trabzan ve trabzan üzerine trabzan şeklinde aynı şekilde devam edeceğiz. Ta ki başladığımız noktaya kadar. Başladığımız noktaya dönelim. Tekrar bir kez daha kutu sırasına birlikte başlayalım. Sonuna geldik. Tamamen buradan bakın. Başladık. Dönüşümüzü yapıp trabzanımızı ördük. Trabzan üzerine trabzan. Buradaki 4 zincirle başlamıştık. O 4 zincirin olduğu bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzanımızı ördük ve buradaki 1 2 3. zincire de batıp 3. zincire de batıp ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluk buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz. İlk boşluk trabzanın boşluğu. Bir boşluk bırakacağız kutu için. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan öreceğiz. Bu şekilde başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Şimdi bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana ikili trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp ikili trabzana trabzan. Bu şekilde kutu sıramızı örmeye devam edeceğiz. Sadece sırt ve etek kısmında yapıyoruz bunu. Bakın kutular ters kısma geliyor. Trabzanlar düz kısımda bu şekilde düz geliyor. Şimdi böyle örerek bir sıra kutu, bir sıra trabzan şeklinde sırtını ve etek kısmını örüp tamamlayalım. Burada ceketimizin sağ tarafının sırt ve etek kısmını 6 sıra örerek tamamladık. 6 sıra kutu ve trabzanlarla beraber 6 sıra örerek burada tamamladık. Şimdi sol tarafa başlayacağız. Sol tarafa da kutu sırasını ters sıraya denk geleceği için, trabzanlar düz olacağı için burada sırt kısmından başlamayacağız. Burada etek kısmının ucundan başlayarak kutularımızı oluşturacağız ve trabzan öreceğiz. Bir sıra kutu, bir sıra trabzan şeklinde 6 sıraya tamamlayacağız. Sırt ve etek kısmını bu şekilde uzatmış olacağız. Burada iki parçamızın da sırt ve etek kısmını 6 sıra örerek tamamladık. Şimdi bu noktada sırt kısmını birleştireceğiz. Sonrasında da kol kısımlarını birleştireceğiz. Burada iki yumaklı örmeye devam ediyorduk. Sırt kısmında kalan yumağımızla burada birleştirme yapacağız. Etek kısmında kalan yumakla da o burada kalacak. Sonrasında etek kısmını uzatmaya geçeceğiz. Şimdi burada ters kısımları şöyle düz kısmını çevireceğiz. İlmeğimiz burada, ipimizi koparmadık. Burada ilk 3 zincirin içerisine batarak ilmeğimiz tığımızda, buradan ilmek çıkarıyoruz ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Sonrasında buradaki tek kanatlara batacağız. Trabzanın öndeki parçadaki arka tek kanadına batıyoruz. Buradaki karşıdan gelen, bakın karşıda duran yine parçanın tek kanadına batıyoruz. İki yakın kanatlara batacağız ve alttan ipimizi alacağız.
bu noktadan çıkarıp tekrar ilk noktadan çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydıracağız. Sonra tekrar bize doğru bakan parçanın arka tek kanadına batacağız. Karşı parçadaki arka tek kanada batıp buradan ilmek çıkarıyoruz. Sonra bu karşı noktadan ilmeği çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu ilmekler olabildiğince gevşek olmalı. Çünkü giyildiği zaman arka kısım toplama yapmasın. Bu sebeple bu kaydırmalar gevşek olarak yapılmalı. Şimdi bu şekilde, bunu genelde motiflerde vesairede kullanırız. Bu şekilde kaydırma yaparak iki parçayı sırt kısmında birleştireceğiz. Ta ki bu sırt kısmındaki iki zincirlik boşluğa kadar. Şimdi burada kaydırma yaparak iki zincirlik olan boşluğa kadar kaydırmayı yapalım. Sırt kısmını birleştirmiş olacağız. Sonrasında artık kol kısımlarını birleştirmeye geçeceğiz. Burada sırt kısmını birleştiriyoruz. Artık son zincir noktasına geldik. İki tane zincirimizin olduğu ilk zincire batıyoruz. Bu parçada da yine karşılıklı ikinci zincire batıp buradan ilmek çıkaracağız. Ve diğer ilmeğimizden kaydıracağız. Burada şöyle bir iki zincir çekip biraz gevşek çekiyorum ki toplama yapmasın. Burada ipimizi kesip çıkarıyoruz. Burada sırt kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle yakından da görelim birleştirme noktasını. Bu orta kısım sırtımızın birleştiği nokta. Şimdi kol kısmını birleştirmeye geçeceğiz. Yine kestiğimiz iple devam edeceğiz. Burada yine kol noktalarını buluyoruz. Şöyle. Kapatıyoruz. Sol tarafı kapattık. Yine sağ tarafı da aynı şekilde. Burada kestiğimiz ipi yine alıyoruz. Şöyle bir zincir çekelim. Burada kol kısmını birleştireceğimiz nokta yine dış kısmından kaydırma yaparak birleştireceğiz. Burada birleştireceğimiz nokta, bakın burada 6 sıra ek sıradan sırtını örmüştük. Burada 2 zincirlik kısım var. Buradaki 2 zincirlik kısımla bu öndeki 2 zincirlik kısım denk gelecek. Buradan başlayarak ta ki kolun uç kısmına kadar birleştireceğiz. Sonra diğer tarafta da yine aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Burada bakın 2 zincirlik kısım var. 6 6 12 sıra ek sıradan ördüğümüz kısım açık kalacak. Burası ense kısmı olacak. Burada iki zincirleri karşılıklı getirerek sırt kısmında yaptığımız gibi kol kısmında da aynı şekilde birleştirme yapacağız. Ceketimizin sırt ve kol kısımlarını birleştirdik. Şimdi bu etek kısmında kalan ipimizi kesmemiştik. İki yumakla devam ediyorduk. Diğer yumakla orta sırt kısmını ve kenar kısımları birleştirdik kolumuzun. Şimdi bu etek kısmında kalan yumakla örmeye devam ediyoruz. Şimdi burada şöyle baktığımızda trabzan sırasında bitirmiştik. Şimdi tığımız burada. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekerek etek kısmını yeteri kadar uzatarak öreceğiz. Yine aynı model devam edecek. Şimdi trabzan sırasını ördük. Bir sıra kutu, bir sıra trabzan sırasını aynen devam ediyoruz. Tekrar 4 zincir çekip ilk boşluk buradaki 3 zincirin boşluğu, bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak ikili trabzan örüp şimdi trabzan sırasından sonra kutu sıramızı oluşturuyoruz. Burada farklı olarak buradan devam edeceğiz. Aynı şekilde öreceğiz. Şu birleştirme kısmına geldiğimizde buradaki kutuları birlikte yapalım. Burada kutuları örmeye devam edeceğiz. Ta ki buradaki uç kısma kadar, böyle etek kısmını yeteri kadar uzatmış olacağız. Ne kadar istiyorsanız uzunluğunu
Ona göre ayarlayabilirsiniz sizler. Şimdi burada şu orta kısmına kadar örelim. Buradaki kutu kısmını birlikte yapalım. Kutu sırasını örmeye devam ediyoruz. Burada sırt kısmının birleştiği noktaya geldik. Bir zincirimizi çekip bir trabzan bırakıp bir sonraki trabzana batıp ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Burada bir zincirden sonra, burada ufak bir püf noktamız var. Bir zincirden sonra iki zincirlik boşluğa batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Burada ilkini tek, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir. Bir zincirden sonra gelip buradaki kaydırma noktasının olduğu tam orta kısma batarak tekrar üçlü trabzan örüyoruz. İlkini tek, ikisini birlikte. Bir zincir tığımızın başına doluyoruz. Buradaki iki zincirlik boşluğa batarak tekrar üçlü trabzan örüyoruz. Sonrasında burada başladığımız gibi yine ilk trabzana bir zincir çekip buradaki ilk trabzana batarak ikili trabzan örmeye devam ediyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki noktaya trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki noktaya ikili trabzan örüyoruz. Burada burayı yapmamızın sebebi bu birleşen noktada bu kısım giyildiği zaman çirkin ve pot durmasın, kasma olmasın diye buralara üçlü trabzan örmüş olduk. Sadece burası farklı. Onun dışında şimdi diğer uca kadar bu kısımda kutu örmeye devam edeceğiz. Kutu sırasından sonra tekrar trabzan sırasına döneceğiz. Bu şekilde bu etek kısmını, ceketimizin etek kısmını yeteri kadar uzatacağız. Uzattıktan sonra etek kısmını, sonrasında artık kol kısmını uzatmaya geçeceğiz.